Evet, selamun aleyküm dostlar. Merhabalar. Herkese hayırlı günler. Evet dostlarım, bugünkü yakıt ikmalimizi kendimiz yapıyoruz. Şöyle bir anki depomuzdan o anki depomuza mazot çalıyorum ben kendi kendimden. Şöyle arkadaşlar göstereyim ben sizlere nasıl yaptığımı. Bizde şöyle diğer aracımda benim ta önceden şey vardı. Böyle küçük santrafiş gibi bir şey. Aküden bağlantılı elektrik alıp fişle hortumun ucundaki santrafişle beraber diğer tarafa aktarım yapabiliyorsun. Ben de şöyle aracımız yeni, daha taksiyi çalıştırdım. Kaç gündür çalışmıyordu. Çalıştırdım, şöyle geldim. Elektriği bundan aldım. Kendi aracımın akü kapağını sökmesi, şey etmesi biraz bu sıkıntı. Elektriği şöyle aldık. Şöyle göstereyim arkadaşlar ben. Evet. Elektriğimizi şuraya kadar aldık. Şimdi pompa da bunun ucunda arkadaşlar. Onu da göstereyim ben size. Şöyle bakın. Pompa da şu şekilde. Şimdi durdu yani mazot aktarımı. Bunu salıyoruz dolu deponun içine. Bizim aracımız çift depo olduğu için. Kızım gel. Dolu deponun içine bunu salıyoruz. Diğer tarafa da boş depomuza. Şöyle onu da göstereyim. Aktarım yapıyoruz. Yani normalde petrolde aynı bu şekilde tabancayla oluyor ama onların deposundan gelmedi. Geliyor bakın şimdi. Yavaş yavaş. Şöyle bu normalde biraz daha hızlı gelmesi lazım. Şöyle oynayayım. Diğer tarafa oynayalım gidip. Niye gelmediyse çekmedi onu herhalde. Çekmesi lazım normalde. Çok mu şarttık? Yok. Evet, şimdi çekmesi lazım. Şöyle gidelim bakalım. Çekti mi? Az önce şey yapıyordu. Ben pompayı içeriden çıkardığım için. Sıkıntı oldu. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Normal. Şöyle. Mazotumuz bu tarafa aktarılıyor. Diğer taraftan hortumu bu depoya çektim arkadaşlar. Diğer taraftan alıyor, bu tarafa veriyor. Bunu da buradan sizlere göstermiş olduk. Şu taksiyi ben bir istop edeyim. Dediğim gibi arkadaşlar, elektriği taksiden şuradan, taksinin aküsünden aldım ben. Taksinin aküsünden santrafişe ucundan bağlantısı var. Santrafişte de hortum var. Santrafiş buradan çekiyor. Diğer ki depoya aktarıyor yani. Bugünkü mazot aktarım şeklimiz de böyle olsun sizlere. Her zaman petrolden alamayık. Geçen gün bizim birader bu tarafa da doldurmuştu. Götürüp getirdim ben bunu bir tur. Fazla mazot taşımaya da gerek yok yani. Zam zaten geliyor bu şekilde, bu şekilde. Bunu da buradan gösterdim sizlere. Evet, günaydın arkadaşlar, merhabalar. Dostlarım, şimdi malum aracımızla geldik buraya, istirahatimizi yaptık, hafta sonu bitti. Şimdi gidiyoruz yükümüzü boşaltmaya. Yükümüzü boşalttıktan sonra da yavaş yavaş başka bir yük bulup oradan ne yapacağız? Nasipse bir daha tekrar yola gideceğiz. Şimdi çıkışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Yük boşaltma yerine doğru devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah'ın bolluğu, bereketi herkesin üzerine olsun arkadaşlar. Herkesin işi gücü rast gitsin inşallah. Bizimki de tabii. Hayırlısıyla şöyle yavaş yavaş ilerleyelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim dedik, yolumuza çıktık. Sabah sabah. Saat kaç? Saat 7 civarı arkadaşlar. 7. Yarım saat oraya geçsek zaten Pera'ya yanaş manaş derken oradan yükleme yerine geçeriz boşalttıktan sonra. Şimdi şu anda Samsun'da Derecik'teyim ben arkadaşlar. Biraderim orada kaldım hafta sonu. Mazot ikmalimizi de kendi kendimize yaptık biliyorsunuz. Mazot ikmalimizi yaptıktan sonra da niye mazot ikmalimizi kendi kendimize yaptık arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Şöyle depomuza mazot almıştık. Diğer depomuza ekstradan. Onun da alttan aktarma hortumu koptuğu için normalde aktarma hortumuyla aslında hava basıp depodan depoya aktarıyorduk ama alttan geçen de inşaatta uşaklara dedim ki bir şey takıldı alttan dedim. Alta bir şey takıldı. Demir memir mi takıldı? Yok abi dediler bana. Biz patırtı kütürtü var dedim bunlara. Yok abi yok. Baktılar yok abi. Bir yere takılmadı dediler. Hortuma takılmış demir. Kemik hortumu koparmış. Ya kardeşim yavaş gitsene ya. Yavaş gitsene ya. Allah'tan deponun vanası kapalıydı da. Vanaları kapattım da. Mazot sızmamış yani. Dökülmemiş. Birbirine ekletirim aslında. Sıkıntı yok da. Ne olur bu arada. Uğraşacaktım. Bilmem neydim. Bir de ben de zaten boş ver dedim. Normalde oradan oraya aktarılır. Ama elimizde şey vardı, önceden diğer arabada da depodan depoya aktarma olmadığı için bir tane pompamız vardı. Santrafişli bir şey. Elektrikli. Aküden elektrik alarak onu çekiyorduk diğer araçta. Pompa da bendeymiş. Pompa bendeymiş. Ben biraderde sanıyordum bunu. Dün aradı beni. Dedi mazotunu aktardın mı? Dedi yoo dedim. Seni bekleyeyim dedim. Ben ne bekleyeyim dedi. Aktarsana dedi bana. Dedim pompa sende. Santrafiş. Yok dedi senin arabada ya. Allah Allah dedim. Bir daha benim arabaya baktım. Benim arabadaymış. Arkadaşlar dedik ya hani kafamız bazen dolu oluyor. Bazı şeyleri hatırlamıyoruz diye. Aynen öyle yani. Baktım benim arabadaymış, sonra taksinin aküden elektrik alarak mazotu aktardım. Onu da aradan çıkarmış olduk. Mazotumuzu da depoya doldurmuş olduk bir anki depoya. Şimdi çift depo olduğu zaman arkadaşlar ağırlık oluyor aşağı yukarı. 550-600 kilo fazladan ağırlık taşımış oluyoruz o yana bir yana. Özellikle tuğladı da o 600 kilo arkadaşlar çok böyle fark eden bir şey. Tuğlada çok fark ediyor. Yani normal standart yükümüzü attıktan sonra o 600 kiloyu bir daha ekstradan düşmemiz gerekiyor. Bazen de unutuyorum bunu. O yüzden lahana mı yüklemiş la bu? Muhtemelen baksana tavana kadar yüklediğine göre lahana yüklemiş de gelmiş. Niğde tarafından yüklemiştir bunu kesin. Trabzon'a mı gidiyor acaba? Nereye gidiyor? Hallerin bir tanesine gidiyor bu da.
sene o tarafa da gidebilirdik aslında da. Bu arabayla tarlalara girilmez. Niğde tarafında arkadaşlar tarlaya giriyorsun lahanayı yüklemek için. Bizim burada tarlaya girmiyorsun. Yol kenarında bir yerde bekliyorsun. Traktörlerle geliyor. Lahanayı yüklüyorsun. Niğde de tarlaya giriyorsun. Tarlaya da girdin mi de bu arabayla Allah göstermesin bir gömüldün mü daha seni ne demişler kurtaracak babaya yiğit lazım buralardan. Gerçi oranın toprağı bizim burası kadar batmıyor ama battığı zaman da batıyor yani. Battığı zaman da batıyor. Zaten bu Trabzon arabasıymış. Dorsa plakasını değiştirmemiş muhtemelen. Ya da kelleyi bizim buradan almış. Kellenin plakayı değiştirmemiş. Yüklenmiş gidiyor. Trabzon'dur bu. Büyük bir ihtimal. Trabzon hale giderdir bu. Ben evrakları biladere verecektim. Bizim bilader evrakları bana bırakmış. Sen götür diye ona verecektim. Sen gönder diye. O da bana vermiş. Sen gönder diye. Neyse yükü boşalttıktan sonra ben Nungur'dan zaten yakından bir yerden yük yükleyeceğim. Gene ona devrederim evrakları. Elimizdeki evraklar da var zaten. Onlarla beraber hepsini göndeririz. Yani 5-6 tane oluyor. Arkadaşlar bazen eski videolardan size hani güzel olanlardan tekrardan sizlere bir boşluklarda video atıyorum ara ara böyle bakarken görür şeyden kontrol ederken bazen attığım videolarda önceki çektiğim videolarda bizim de bazen hatalarımız olmuş. Biz o aralar onu hissetmemişiz demek ki. Ama şimdi baktıkça bakıyorum. O zamanlarda bizim de hatalarımız olmuş bazı durumlarda. Bazen aslında bizim hatamızdan kaynaklanan bir şey değil de yolun durumuna göre olmuş olabilir. O yüzden bazı arkadaşlarımız bize böyle yorumlar yazmışlar. Ha, saygılıyım, sıkıntı yok. Saygı sevgi çerçevesi içerisinde eleştiriler. Hiçbir problem yaratmıyor arkadaşlar. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum yani. Yine kırıldım. Arkadaşlarımıza kırılıp kızma yok. Yani ağır tahrik içeren, şiddet içeren yorumlar olmadıktan sonra, küfür içeren yorumlar olmadıktan sonra hiçbir problem yok arkadaşlar. Eleştirebilirsiniz. Sizin eleştirilerinizden biz kendimizi düzeltme şansımız olur hem. O yüzden hani bazen de arkadaşlar el kol hareketi yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Biraz da atraksiyon olsun diye yani stres oluyoruz. Daha o stresi boşaltmamız lazım arkadaşlar bir şekilde. O yüzden bizleri mazur görün bazen yani öyle hep dümdüz düz mantık gittikten sonra da bir anlamı kalmıyor bu işlerin yani. Hem sizlere atraksiyon hem bizlere atraksiyon. Ne olmuş yani? Olabilir. Önemli olan hatayı kabul edebilmek. Biz de hata yapmışız diyebilmek. Onu da biz de deriz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Hemen öyle savunmaya geçecek bir durumumuz yok. Ama haksızlığa da yok canım. Onda da savunuruk kendimizi. Ben sizlere şöyle
eskilerden ara ara böyle atabiliyorum arkadaşlar. Sıkıntı edecek bir durum yok. Adamın buraya kocaman binayı dikmiş. Samsung Korek. Kocaman binayı dikmiş adam buraya. Cani. Katır abi. Burası da toptan mermer yeri herhalde. Seramik yeri. Burada bu tabelada ne demek istemiş şimdi? He? Viyadük üstü dar. Bunu mu söylemek istemiş? İki araba yan yana dikkat edin mi demiş? Öyle bir şeyler demek istemiş herhalde. Böyle taliye yollar çıkışlarında burada özellikle şehir içinden çıkabilecek arabalara karşı böyle yerlerde fırsat bulduğun zaman kendinizi sol tarafa doğru atın. Çünkü taliye yoldan çıkan araçlar bazen direkt dalıyorlar yola. O yüzden biraz da sizin dikkat etmeniz gerekiyor ya da bizim dikkat etmemiz gerekiyor böyle yerlere. Sıkıntı olmaması adına dikkat edersek iyi olur.
Burası arkadaşlar 7.30'a kaldığın zaman 7.30'da çok böyle, yani şu saatte bile yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladı. Sanayi olduğu için, iş yerleri olduğu için arkadaşlar bu tarafta, burası 7.30'a doğru, yani bir 15 dakika sonra şimdiden başlar yavaş yavaş. 15 dakika sonra burası olur aynı İstanbul trafiği gibi. Herkes aynı anda işe geldiği için, hani birisi, kimse 10 dakika ya da 15 dakika geç gideyim, erken gideyim demiyor burada. Herkes aynı saatte birikiyor buraya. Herkes iş yerine gittiği için. Otosanayi, organize sanayi burada. Buraya doğru olduğu için, depolar, iş yerleri buralara doğru olduğu için burada sabahtan bir sıkışıklık oluyor arkadaşlar. O da çok uzun sürmüyor. Bir 15-20 dakika, yarım saatlik bir sıkışıklık oluyor aslında. Yedi buçuktan 8.30 arasına kadar bir yoğunluk olur arkadaşlar. Bu binayı da yaptılar buraya. Bu bina üstten aşağı çöküyor. Heyelan üstüne geliyor. Çöküyor üstüne geliyor. Komple yıkmadılar da. Burada da duruyor. Bazen şu ileri şeye drone kuruyorlar arkadaşlar, drone sürekli kuruyorlar da. Sabah erken olur mu bilmiyorum. Drone uçuruyorlar ileride otelin orada. Bu sene Samsun Sporumuz lige çıktı ama hiçbir faaliyet gösterebildiği yok arkadaşlar. Faaliyet gösterebildiği yok. Bakalım toparlayabilecek mi kendini? En son sıralarda. Gene herhalde ligden gene düşecek. Bizim Karadeniz takımları birbirine geldi mi birbirlerini öldüresi oynarlar. Başka takımlara geldi mi fıs. Rize Spor iyi gidiyor mesela şu anda. O da düşmese inşallah ikinci yarı. Dün berabere kaldılar herhalde ama olsun yani, üstteler yani. Trabzon iki ileri bir geri. $200.000'liye kampanya yapmışlar arkadaşlar bayiler. $200.000'liye kampanya yapmışlar. $200.000'liye kampanya yapsak ne olacak? 1.5 milyonluk arabada 200.000'a kampanya. Hiç yapmasan daha iyiydi.
oraya vuruyorlar arkadaşlar. Burada otelin önünde uçuruyorlar onu. Ne bu sabah yok herhalde. Geçen günde neredeyse tam benim camın önüne getirmiş vurmuşuydu. Tam önüm değil gibi görünüyordu. Bir baktım bir sinek gibi bir şey vızzzzz dedi. Tamam burada önümde. Takografçımız vardı Muhammed, kayboldular buradan bunlar. Dükkanı nereye taşıdılar acaba? Sanayinin içine bir yere mi taşıdılar? Evet dostlar, görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, dostça kalın, Muhammed Atar kanalında kalın, videolarımızı beğenip paylaşmaya, izlemeye, izlettirmeye devam edelim. Beğeni tuşuna basarak bize destek verip videolarımızı da sosyal medyalarınızdan paylaşırsanız seviniriz arkadaşlar. Yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Katıl butonundan ve süper teşekkürden de bizlere destek verebilirsiniz. Hepinizi seviyorum, saygılar, selamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Bay bayınız. Kocaman stadı buraya, güzelim stadı yaptılar. Bizim takım yok ya. Bizim takım yok. Olmuyor yani. Toparlanma olması lazım. En azından ligi orta sıralarda bitirmesi lazım bu sene. İnşallah o da olur. Neyse, görüşürüz.